Hoş geldiniz Emriye'nin mutfağına. Bugünkü menümüzde üç rikete yapacağım. Şimdi malzemelerimiz 1,5 bardak sütümüz var. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımız var. 1 çay bardağı suyumuz var. 1 tane mayamız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı sirkemiz var. 2 yumurtanın akı var, sarısı üzerine. Burada da 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Burada da 6 bardak unumuz var. Şimdi sevgili takipçilerim, öncelikle ben içini kavuracağım. Ondan sonra sıcak olduğu için hemen yoğurup hemen yapacağım. Şimdi ben ocağın başına geçiyorum sevgili takipçilerim. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ocağımızın altını yakalım. Şimdi 1 çay bardağı kadar erimiş tereyağımız var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi ısınmaya bir atıyorum. Ununu verirken, dökerken görüşürüz sevgili takipçilerim. Koyuyorum tavamızın içine. Unumuz var. 3 su bardağı unumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kavuralım unumuzu. Biraz altını kısalım. Ondan sonra açalım. Sevgili takipçilerim, 3 bardak unumuzu koydum. Kavurduktan sonra şekerini verirken görüşürüz. Şimdi 2 yemek kaşığı da şeker koyacağım. Tuzlu da yapabilirsiniz isterseniz. Ben tatlı yapıyorum. Yani az tatlı yapıyorum, çok da değil. Asıl buna çok koymak lazım ama ben az koyuyorum. 2 yemek kaşığı koydum. Tamam. Kısık ateşte kavurdum sevgili takipçilerim. Yalnız yarım su bardağı gene ben ekledim un. Sizde 3,5 bardak, yani toplam 3,5 bardak oldu unumuz. Şimdi ben bu ocağın altını kapatacağım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım. Şimdi malzemelerimizi tasımızın içine boşaltacağım. Yalnız vantilatörümüz çalışıyor. Onun sesi olabiliyor, görüntüsü olabiliyor sevgili takipçilerim. Hepsi suyumuz, sütümüz hepsi ılık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hepsini boşaltıyorum tasımızın içine. Ha, yalnız yoğurdu ben 3 kaşık demiştim. Yalnız 2 kaşık yoğurt. Ben videomun altına yazarım, oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi şekerimizi de katıyorum. Mayamızı, şekerimizi, hepsini katıyorum. Tuzumuzu unumuzun üzerinden dökeceğim. Bu da sirkemiz. 1 yemek kaşığı. 2 tane yumurtanın akri. Zaten söylemişim. 2 yemek kaşığı da yoğurdumuz. Şimdi bunları güzelce çırpalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Güzelce çırpalım bunları. Suyuna bakıyorum ki kararmıyor. Çünkü hepsi biraz yoğurdumuzda soğuk olduğu için şeyine bakıyorum. Çok soğuk olursa hamurumuz mayalanmaz. Gel ki bu sıcakta mayalanırdı. 40 derece, 41 derece sıcağın altında mayalanmaz mı? Mayalanır. Önceden bizi ben fırında ekmek pişirirken sevgili takipçilerim hemen çeşmeden yazın. Çeşmeden Nazlı'da suyu doldururdum. Hemen otururdum. Koca bir teneke alan leğeninden hamuru yoğururdum. Fırında ekmek pişirmek için. Şimdi bu, yani ben şimdi güvenemiyorum çeşmeden su doldurmaya. Diyelim iyi olur, kötü olur. Hani biz zaten
çekim yapıyoruz. O zaman hani koca mayalar katıyordum. Tabii ki o eşkıyaca. Burada az maya katıyoruz. Mayalanır mayalanmaz diyesinden. Şimdi unumuzu boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Altı bardak da unumuz var. Şimdi tuzumuzu da katıyorum. Şimdi spatula ile karıştırıyorum. Hamurumu yoğurdum sevgili takipçilerim. Bunu mayalatmayacağım. Çünkü hemen zaten yapmadı. Hava sıcak, 41 derece sıcak var. Ben şimdi ellerimi yıkandım ve hemen başlayacağım yapmaya. Şimdi hemen yapmaya başlayacağım. Altına biraz un serem. Tepsimize de un serem biraz. Şimdi hamurumuzu alıyorum masanın üzerine. Hamurun kıvamı da çok muhteşem oldu. Bir kulak memesi kadar kıvamı. Çok muhteşem oldu, güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu 6 tane beze edeceğim. Fazla küçük yapmayacağım. Küçüğü büyüğüne, büyüğü küçüğüne 6 taneye ayarlayacağım. Ters döndük hamurda ya. Allah hayırlar açarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bezemizi alıyorum. Durdur. Şimdi bezelerimi aldım. Üzerini örteceğim. Şimdi birinci yukamızı açıyorum. Yukamızı açıyorum. Siz iri de açabilirsiniz. Bu ikinci yukamdır. Şimdi üçüncüsünü açacağım. Bunu kenara alıyorum. Şimdi sonuncusunu açıyorum. Yani altı tanesini de hepsini açtım. Sevgili takipçilerim. Şimdi sonuncusunu açıyorum. İçini üzerine seperken görüşürüz. Şimdi yukamıza yağımızı sepiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yağımızı sepelim. Hamur işlerinin yağı bol olacak. Az sepmeyeceğim. Şimdi fırçayla kuru yanı kalmasın. Şöyle fırçayla fırça gezdiriyorum. Yağımızın ölçüsü yoktur. Şimdi içimizi sarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İçimizi şöyle her tarafına gezdirip serelim. Şöyle. Çok muhteşem bir iç lezzeti olacak. Şimdi ikinci yufamızı seriyorum üzerine. Ters mi sarmışım? Şuradan gelin. Şöyle. Üzerine ikinci yukamızı da sarıyorum. Şöyle bir hepsi bir kıvamda olsun. Şimdi ikinci yukamızı da üzerine serdim. Yanını sepiyorum. Şimdi bunun ikincisinin üzerine de yine iç seriyorum. Şöyle her tarafına gezdiriyorum elini seriyorum. Üçüncü yukamızı da üzerinden seriyorum. Bunu da serdim üzerinden. Şimdi bunu da yağlayacağım. Hepsini aynı böyle üst üste içini sereceğim, yağlayacağım, üst üste sereceğim.
Şimdi üçüncüsünü de yağlayayım. Heresini böyle üst üste koyacağım, yağlayacağım, içini sereceğim. Yağlayacağım, içini sereceğim. Sevgili takipçilerim, bunun da şimdi içini sepacağım. Diğerlerini de üzerine koyduktan sonra görüşürüz. Ve üst üste serdim sevgili takipçilerim. Hepsini ayrı. Yağladım, iç serdim. Yağladım, iç serdim. Şimdi ben bunu şöyle bir rolü yapacağım. Süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi dürmeye başlayalım. Şeyimiz de masamıza da yapışmasın sıcakta. Şimdi sevgili takipçilerim, şuralarını da şöyle yapıştıralım, içimiz çıkmasın. Şöyle yapıştıralım. Şu başlarını da. Ki iç çıkmasın. Zaten ben biraz yağlı kavurdum, onun içi dökülmez. Şöyle alalım. Şimdi şöyle birer koymak kadar yapacağım, öyle keseceğim sevgili takipçilerim. Şöyle bir yapalım, işaretleyelim. Şöyle şöyle yapacağım işte, keseceğim. Şu başlarını bir toparlayalım. Şimdi kartımızı alalım. Kartımızla şöyle keselim. Bir el koymak elinde. Şöyle. Sevgili takipçilerim, şöyle birer el koymak kadar ettim, kestim. Şimdi şöyle başlarını da şöyle oldu sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu. Şuralarını da şöyle kapatacağım. İçleri çıkmasın. Şöyle kapatacağım. Altı zaten kendi kapanmamış. Şöyle. Ne kadar kat kat oldu sevgili takipçilerim. 6 tane yaptım ama 7 tane hepsi kat kat oldu. Çok güzel oldu. Altısını da üst üste açtığım için kat kat oldu. Şöyle. İçimiz çıkmasın. Şimdi sevgili takipçilerim, böyle yaptım. Şimdi ben bunları açacağım. Açtıktan sonra hani sonra da görüşürüz. Yine de görüşürüz. Açayım. Şimdi açmaya başladım. Ketelerimizi sevgili takipçilerim, fazla ince de açmayacağım. Fazla da kalın açmayacağım. Normal açacağım. Zaten hani hamuru mayalatmadım ama ben tepsi mayası yapacağım. Şimdi birinci ketemi açtım. Bunu kenara alıyorum. Şöyle muhteşem güzel oldu. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğerlerini de açacağım. Sevgili tatlım, baksana nasıl kabardılar. Hiç tepsi mayasına da gerek yok. Hemen aç, hemen pişir. Çok güzel oldular. Çok. Şöyle biraz elinle açalım. Ondan sonra oklavayla açalım. Hemen kabardılar. Çok hava sıcak ya. Hemen kabardılar. Azıcık üzerine un serip dondurmaya da gerek yok. Çünkü şeyle yaptım ben. Tereyağıyla yaptım. Onun için ben dondurmuyorum. Hepsini açtıktan sonra da görüşürüz. Şimdi sonuncusunu açıyorum. Şöyle biraz elinle bastırıyorum ki içleri çıkmasın diye. Şöyle elinle bastırıyorum. Ondan sonra oklavayla açıyorum. Şimdi oklavayla açalım.
da güzel oldular hepsi, şu yapılanları da göster. Onları yaptım, tepsiye koydum, şimdi bunları da açıyorum, kenara alıyorum. Şimdi yumurtasını sürüyorum. Çok muhteşem bir işlik etemiz oldu. Sıcakta da yani belki emeğimin karşılığını da alalım bu sıcakta. Çok da yoruldum yani. İnsanlar yani kolay yapılıyor görüküyor ama hiç kolay değil. Hiç kolay değil hiç. Çatalını vururken görüşürüz. Şimdi sevgili takipçilerim bu çatalıyla ben şöyle çatal vuracağım şöyle. Bir de şu taraftan vuruyorum. Şimdi çatalını vurdum, hemen fırınımıza veriyorum. Piştikten sonra da görüşürüz. Sevgili takipçilerim, içlik etemiz çok güzel oldu. Çok da güzel piştiler. Hepsi nar gibi kızardılar. İçlik etemiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Altları da çok güzel oldu. Hepsinin altı çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriyan'ın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.